Merhaba. Şimdi aslan taş, yılan taş, mal taş konumuna geldik. Burası neresi hayatım? Gazlıgöl'e çok yakın bir bölüm. Gazlıgöl'den 15 dakikalık bir yol. Çok rahatça gelin. Köyün ismi neydi? Köyün ismi olarak tam bir hani direkt ismi yok. Döver'e giden yol. Döver'e giden yoldayız. Döver kasabasına. Oradan Emre Gölü ve o tarafa giden yoldan, orası da çok uzak değil. Hani ondan öncesinde Bayramhaliler ve Demirli köyü var. Frig Vadisi'nin Afyon kısmında kalan bölümünü gezmek istiyorsanız Gazlıgöl'de kalmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem termal oteller var, rahatça dinlenebilirsiniz. Hem de otellerin fiyatları yani normal Türkiye piyasasına göre bizce uygun, pek çoğunun fiyatı uygun. Şöyle bir durum var yalnızca. Buradaki oteller apart otel şeklinde. Dolayısıyla da odasında mutfağı, buzdolabı vesaire var. Kendi eşyalarınızı getiriyorsunuz ve burada kullanma imkanına sahipsiniz. Kişisel eşyalarını getirseler çok daha güzel olur. Evet, kişisel eşyalarınızı getirirseniz sizin için çok daha faydalı olur. Fiyatlar da 150-200 civarıydı bugün itibarıyla. Tabii bu değişebilir. Tabii şimdi pandemi dolayısıyla bazı hizmetler yok. O yüzden de olabilir. Fiyatlar değişebilir. Tabii onu internetten araştırmak gerekiyor. Burada bir de sürü var, onu da göstereyim. Gerçekten doğa ile iç içe yerler. Tarih ve doğa birlikte. Yani Kaplıca'ya geldiğiniz zaman Gazlıgöl'e gelenler bile, sadece Kaplıca için gelenler bile bu bölgeyi gezebilir. 15-20 dakikalık bir uzaklığı var. Birkaç bölge daha var. Onlara da bugün yine uğrayacağız. Gün içinde onlardan da videosunu da çekeceğiz inşallah. Burası yılanlı taş, ters devrilmiş. Yılanlı taşta bir aslan kabartması varmış. Aslan kabartmasının şöyle ters duran bir baş şekli var. Ve bir ayağının göründüğü yazıyor şeyde, bilgide, ama ayağını tarafı karşılamadık biz. Bu baş kısmı. Bir de şurada yapının kalan kısmı var. Bir giriş, yani burada bir giriş varmış. O üçgen kısım devrilmiş. O üçgen kısımda bir yılan ve iki tane savaşçı figürü varmış, ama şurada bir şey var. Yılan şekline benziyor biraz. Tabii savaşçıları falan göremedik ters durduğu için. O üçgen giriş kısmı da bu tarafta. Tabii birileri burada ateş yakmış. Her yerde olduğu gibi maalesef. Zaten muhtemelen şuradan kopmuş. Orayı da çekeyim ben bir. Evet, şurası düz kısım. Düz kısım. Belli zaten. Bu yukarıdan da nasıl parçalanmış buranın üst kısmından kopma. Yani bu kaya, yani şekiller var ama tam olarak bu kayadan kopma. Buraya da kalenin herhalde, bunlar da o kale gibi burası. Onların parçaları. Çiçeklerinin arasından aslan taşa doğru gidiyoruz. Burada iki tane birbirine bakan aslan figürü var. Altlarında da bir tanesi tamamen tahrip olmuş küçük yavruları var. Ortada da bir anıt mezar var. Hayat ağacı figürünün de olduğu yazıyor ama o hayat ağacı figürünü tam olarak göremedim ben. Do I need permission to stop missing you? Arkadaşlar, bu bir açık hava tapınağıymış. Kibele açık hava tapınağı. Bu da tapınağın giriş kısmı. Tabii büyük bir kısmı
yer altında kalmış. Tapınağın bu tarafında da kitabesi var ama henüz Girik alfabesi tam olarak çözülemediği için bu yazı da okunamamış. Gazlıgöl tarafından gelirseniz önce Aslan Taş, sonra Yılan Taş, kıvrım, yol kıvrılıyor. Kıvrımdan da küçük bir patika yol gidiyor. Patika demeyelim. Stabilize yol gidiyor. Stabilize yolda da bir levha yok. Oradan içeriye girdiğiniz zaman da Maltaş'ı görüyorsunuz. Burası Emre Gölü, Afyon ilinin İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasıyla Bayramali köyü arasındaki bir göl. Burası Afyon merkezi 50 kilometre. Göl tabiat olarak çok güzel. Arka tarafta tüf kayalardan firik anıtları var. Aynı zamanda burada Yunus Emre Türbesi var. Buraya gelip ziyaret edebilirsiniz. Yani çevrede kuş sesleri var. Balıkçıl kuşlar yüzüyor gölde. Doğal güzellik de çok iyi. Balıkçılık yapan insanlar var burada. Balık tutan insanlar var daha doğrusu. Havası da çok güzel. Afyon'a gelirseniz buraya uğramadan gitmeyin derim. Ayrıca Firik Vadisi'ni, Firik Vadisi'ne ait olan eserleri görebilirsiniz.